Diyelim ki 1388'i 16'ya bölmemiz isteniyor. İlk olarak bu soruyu alışılagelmiş şekilde çözmek istiyorum. Sonra da size biraz daha tahmin gerektiren bir yöntem tanıtacağım. Evet, öncelikle 1, 16'ya bölünmez deriz. Bir kademe ilerleriz. 13'te 16 kaç kere var diye sorarız. 13'te 16'ya bölünmeyeceği için 138'e bakarız. 138, 16'ya bölünür. Peki 138'de 16 kaç kere var? Önce 9'u deneyebilirsiniz. Aritmetik işlemlerini sağ tarafta yapacağım, işlemleri sağ tarafta yapacağım. 16 çarpı 9, 6 kere 9, 54, 1 kere 9, 9, artı 5, eşittir 14. Yani bu 144. 138'den büyük. O zaman 8 kere var diyelim. 8 çarpı bu, 138'den küçük olacak. Buraya 8'i koyarız. Burada biraz deneme yanılma metodu kullanacağız. 8'in doğru olduğundan emin olmam gerekiyordu. Sonra 8 çarpı 6 eşittir 48 deriz, 48 deriz. Ve 8 çarpı 1 eşittir 8, artı 4 eşittir 12. Buna göre 8 çarpı 16 eşittir 128, bunu 138'den çıkarıp kalanı bulurum. 8 eksi 8 eşittir 0. 3 eksi 2 eşittir 1. Ve bunlar birbirine götürdü. Buna göre kalan 10. Hala bir de 8'im var. Bunu aşağı indirdim. Ne 108 olur. Aynı işlemi tekrar uygularım. Evet, bunu sileyim ki dikkatimizi dağıtmasın. Şimdi 108'de 16 kaç kere var diye sorduk. 8 kere olmadığını tahmin edebiliriz. 8 çarpı 16, 128'di değil mi? Belki 7 kere vardır. Yan tarafta hemen işlemi yapalım. 16 çarpı 7, 6 kere 7, 42. 1 kere 7, 7. Artı 4 eşittir 11. Buna göre 112 bulduk. Bu hala büyük. Yani 6 olacak. Dikkat ederseniz 7 olmadığını anlamak için yan tarafta işlem yapmamız gerekti. 108'de 6 kere olduğunu anladık. Şimdi 6 kere 6 eşittir 36. 3'ü taşırız. 6 çarpı 1 eşittir 6. Artı 3 eşittir 9 dedik. Sonra yine çıkarma yapacağız. 8 eksi 6 eşittir 2. Ve doğrudan 10 eksi 9 eşittir 1 diyebilirsiniz. Veya ödünç alarak bunu 10 yapabilirsiniz. Bu gider, 10 eksi 9 eşittir 1, 12 kalır. Ondalıklı sayıları devam etmeyecekseniz işleminiz bitmiştir çünkü 12 16'ya bölünmez. Buna göre 1388'i 16'ya böldüğümüzde bölüm 86 ve kalan 12'dir. Bölme işlemi tipik olarak, genel olarak, geleneksel olarak böyle yapılır. Ama ben şimdi size biraz daha farklı, biraz daha ilginç bir yöntem tanıtacağım. Yine 1388'i e 16'ya bölüyoruz. Bu yöntem tahmine daha çok yer veren bir yöntem. Sayıyı aşmadan sayıda 16'nın kaç kere olduğu konusunda tahminlerde bulunacağız. Şimdi sayıyı parçalamayacağız, sayıyı tümüyle düşüneceğiz. Olduğu gibi düşüneceğiz. Yöntemi uygulamaya başlarken 2 çarpım bulacağım. 16 çarpı 2 ve 16 çarpı 5. Bunları tahmin için kullanacağım çarpımlar için rastgele seçtim. Gelişi güzel seçtim. 2 ile 5'i kullanmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz sayıyı kullanın. Şimdi 16 çarpı 2'nin 32 olduğunu biliyoruz. 16 çarpı 5 de 50 artı 30 değil mi? 5 kere 10, 50, 5 kere 6, 30, 50 artı 30 yani 80. Bu bölmeyi yaparken bu sonuçları aklımızda tutalım. 1388'de 16'nın kaç kere olduğunu tahmin etmek istiyoruz. Veya 1000'de 16 kaç kere var diyerek başlayabiliriz. Kabaca bir tahminde bulunalım. 100 kere olamayacağını biliyoruz çünkü 100 çarpı 16 eşittir 1600. Şu iki sıfırı yanına koymamız yeterli. 1000'de kaç kere olduğunu bulmaya çalışıyoruz. 1000'de 16 kaç kere var? 16 çarpı 5'in 80 olduğunu biliyoruz. O zaman 16 çarpı 50 olsaydı da 800 olacaktı. 5 yerine 2 koyuyorum ve bir daha 10 çarpıp 50 elde ediyorum. Bunun sebebi 800'ün 1000'e 320'den çok daha yakın olması. 16 çarpı 50 eşittir 800 diyebiliriz. Tekrarlamak gerekirse bunu nasıl biliyoruz dedik. 16 çarpı 5'in 80'e eşit olduğunu biliyoruz. Yani 16 çarpı 50, 5'i 10 çarptık. Sonucu da 10 çarpacağız. Eşittir 800. Şimdi çıkarma yapıyorum. 8 eksi 0 eşittir 8. Ve sonra da 13 eksi 5 eşittir 588. Şimdi soruyoruz. 588'de 16 kaç kere var? Sadece buradaki çarpımları bildiğimizi veya sadece 10 çarpabildiğimizi varsayalım. 800 çok büyük olur. 320'yi kullanalım. 16 çarpı 2'nin 32 olduğunu biliyoruz. Buna göre 16 çarpı 20, 320 olacak. 2 çarpı 10 ile çarptım. Bu da çarpımımız, yani sonucumuz çarpı 10 eder değil mi? 32, 320. Bunu çıkarabiliriz. 8 eksi 0 eşittir 8. 8 eksi 2 eşittir 6. Ve 5 eksi 3 eşittir 2. Şimdi de 268 kaldı ve bu sefer de 268'de 16 kaç kere var diye soruyoruz. Bakalım. 800 çok büyük. 320 bile büyük. 10 çarpı 16 eşittir 160 diyebiliriz. Bunu deneyelim. Tam cevap bulmak zorunda değiliz. 268'den küçük en büyük katı bulmak zorunda değiliz. Yalnızca 268'i aşmayalım yeter. Çarptığımızda 16 çarpı 10 eşittir 160. Tekrar çıkaralım. 8 eksi 0 eşittir 8. 6 eksi 6 eşittir 0 ve 2 eksi 1 eşittir 1. Şimdi de 108'de 16'nın kaç kere olduğunu bulacağız. 16 çarpı 5'in 80 olduğunu biliyoruz. O zaman 5'i deneyelim. 16 çarpı 5 eşittir 80. Burada çıkarıyoruz. 8 eksi 0 eşittir 8. 10 eksi 8 eşittir 2. Yani 28 kaldı. Burası gayet kolay. 28'de 16 kaç kere var? Bir kere. 28'den 16'yı çıkarırsak, 8 eksi 6 eşittir 2, 2 eksi 1 eşittir 1. Kalanımız 12. Peki 1388'de 16'nın kaç kere olduğunu nasıl bulacağız? 50 artı 20 artı 10 artı 5 Artı bir kere. Bu sağdaki sayıları topluyoruz. 50 artı 20 eşittir 70. Artı 10 eşittir 80. Artı 5 eşittir 85. Artı 1 eşittir 86. Ve işte bulduk. Yani bölüm 86, kalan 12. Bu yöntemin güzel tarafı buraya 60 da koyabilirim ve sonuç fark etmez. Veya 2 çarpımı 16 çarpı 6 ve 16 çarpı 3 olarak da alabilirim. Burada farklı sonuçlar elde etsem de sonuçta doğru cevapları bulurum. Bu yöntemde sayıyı parçalara bölüyoruz. Önce 800'lük bir parça koparıyoruz, sonra 320'lik bir parça koparıyoruz ve 16'ya bölemeyene kadar devam ediyoruz. Evet, umarım bunu ilginç buldunuz. Hoşçakalın.